Merhaba değerli izleyenler. Bugün Asuman Sağlam ile Işıklı Dakikalar'da yine çok ışıklı bir insanla birlikteyiz. Bize güzel bilgiler verecek, dünyayı gezmiş, soyadı da zaten Gezgin, adı üzerinde. Kısaca tanıtayım kendisini, çok uzun bir titri var. Vispot Travel kurucusu, okuyacağım izninizle. Skal Türkiye Genel Sekreteri, Fijet Türkiye Aturjet Yönetim Kurulu üyesi ve Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Kurucu Başkanı Sayın Emre Gezgin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Aslında turizmci desek, biliyorsunuz turizm çok yönlü bir sektör. Yeridir. Bir şekilde sektörde, mesleğinizde farklı noktalara dokunduğunuz bir işle uğraşıyorum. Yaklaşık 33 senedir. Her gün genç öğreniyorum. Gösteriyorsunuz 33 yıl, aman Allah'ım, maşallah diyelim önce. Şimdi hem turizm içerisinde olmak hem de insanlarla beraber iletişimi yaşamak belki bu bahsettiğiniz gözlemi bahşediyor bana, ama birçok arkadaşımda da birçok turizmcide de aynı şeyi görüyorum ben, yansımasını. Dolayısıyla İzmirli turizmci olarak karşınızdayım bugün. Evet, evet. Saint Joseph mezunusunuz biliyorum. Evet. Dolayısıyla harika bir Fransızcanız var. Bu sizi Fransa'ya biraz sempatik yaklaşmanızı ya da oradaki eserleri daha iyi incelemenizi gibi bazı size avantajlar sağladı mı? Daha farkındalıklı olmanız açısından söylüyorum. Şimdi şöyle, tabii bir kere yabancı dili öğrenmenin dışında aynı zamanda eğitim aldığınız kurumdaki dünyaya bakış açısı, kültür, muhakeme yeteneği gibi süper. Her okulda verilen dozajı biz de aldık. Fakat tabii burada dönem önemli. Çünkü 80'li yıllarda Saint Joseph'te okudum ve o dönemde bildiğiniz üzere Türkiye'nin yurt dışındaki tanıtımına yönelik bir takım handikaplarla karşılaştığımız dönemdi. Aslında turizme beni iten ana unsur da bu. Yani çok basic, çok temelde içgüdüsel olarak o yaşlarda ülkemi tanıtma güdüsüyle turizme girdim 89 yılında. Yani hemen siz rehber olmak, ülke tanıtımına katkı sağlamak gibi bir misyon üstlendiniz. Evet, aslında başlangıç bilinçli noktası bir farkındalık oluştu. Başlangıç noktası açıkça dile getirmek gerekirse tamamen amatör ruhlu, o yaşların getirisi olarak duygusallığın ön planda olduğu. Daha idealist. Onun dışında yabancı dilini değerlendirme, farklı kişilikleri tanıma, özgürlük nüansı turizme girmemde sebep oldu. Çünkü aslında turizmci bir aileden gelmiyorum. Eğitimim de, üniversite eğitimim de turizm değil. Evet, dolayısıyla beni sektöre iten bir takım iç sebepler, ailevi sebepler yoktu. Tamamen duygusal olarak girdim turizme, evet. Ülkemi tanıtmak için. Aslında yıllar geçtikten sonra anlıyorum ki bir mesleği sevmenizdeki, başlangıçtaki en önemli nokta da bu duygusal iletişim yaptığınız meslekle. Severek yapmak değil mi? Tabii severek yapmak her zaman için maddi başarıyı getirmeyebilir ama manevi tatmini diyelim. Evet. Çünkü başarı sübjektif bir kavramdır ve süreci belirli bir noktada odaklanacak bir değerlendirme değildir. Kişiye evet. göre değişir, zamana göre değişir, koşullara göre değişir. Göreceğim. Ama şurası bir gerçek ki sevmek çok önemli. Çünkü sevdiğiniz zaman karşınızdaki iş olarak görmüyorsunuz tabii değil mi onu o zaman? Karşınızdakine de aynı zamanda yansıtıyorsunuz. İş olarak değil. Başlangıçta dediğim gibi Türk ülke tanıtımı, hı-hı. alanda ülke tanıtımı, son derece naif duygularla, işte o zamanlar Avrupa Ekonomik Topluluğu'nda Türkiye ile Yunanistan arasında problemler vardı, hiç unutmuyorum. Ve ben daha çok dış politikaya, okumaya yönelik bir ilgim vardı okul senelerinde, okuduğum okul sürecinde. Ve sırf bu idealizmi yaşamak için İzmir'de üniversite eğitimi almaya karar verdim. Hı hı. Yani düşünün, o yaşta amaçladığınız ve olmazsa olmaz dediğiniz evet. hayat kurgunuz üniversite öğretiminizin hangi şehirde olduğunu belirleyecek dozajda
Farkındalık. Bir etkinlik. Tabii. Aynen öyle. O kadar farkındaydım. Burada İzmir'de başladım. Evet. İzmir'de üniversite okurken profesyonel Anadolu Tur rehberliğiyle internetin cep telefonunun olmadığı dönemde. Çok eskiden bahsediyoruz. Yaşlar ortaya çıkacak. Emre Bey yapmayın. Çıksın, hiç önemli değil. Turizmde çıkmasında hiçbir şey yok, sakıncası yok. Çünkü turizm biliyorsunuz insanın kendini her aşamada yenilemesine yönelik bir takım koşulları sunan olağanüstü bir sektör. Dolayısıyla işte bu dönecek olursam bu konjonktür içerisinde işte bilgiye ulaşmanın kutsal olduğu, emek sarf etmenizi gerektiren bir olgu olduğu dönemde profesyonel turist rehberliğine başladım. Aynı zamanda üniversite okuyorum, işletme öğrencisiyim 9 Eylül Üniversitesi'nde. Sonra da işte üniversite eğitiminden sonra bırakmaya bir süre sonra belki baktınız hayat koşullarında değil. Ama o beni bırakmamış belli ki. Evet. Yine işte yurt dışında bir formasyonel işletme branşıyla ilgili master formasyonu. Eğitim hayatımız devam etti. Evet, yani 97 yılına kadar Fransa'da ve İngiltere'de devam etti. İngilizce çok önemli hem tabii, turizm hem de meslek açısından. Hakimiyetiniz hem Fransızca hem İngilizce üzerine. Fransızcam aslında biraz daha biraz İspanyolca mı vardı yoksa? Çok çok az. Yani evet. O yüzden onu hiçbir yerde dile getirmiyorum. Çünkü dile getireceğim kadar sağlıklı değil. Çünkü bir dili konuşmak her temada, her konuda kendini ifade etmenin ötesinde aynı zamanda karşı tarafa sizin uygun bulduğunuz ve kendinizi özgürce ifade edeceğiniz şekilde konuşmak demektir. Evet, görüşüm. Aynı zamanda mantalitesini de bilmek gerekir. Yani yabancı dili bilmek özellikle bazı mesleklerde ki turizm de bunların başında sadece kelime dağarcığınızda veya aksanınızda değil hitap ettiğiniz kitlenin de aynı zamanda mantalitesini bildiğiniz zaman aslında bence bir yabancı dil konuşuyorsunuz demektir. Evet, eğitime verdiğiniz önemi zaten şu ana kadarki söylemlerinizden çok net bir şekilde anlıyoruz. Eğitim her zaman gerekli, ölene kadar gerekli. Olduk, piştik, tamam yok demek yok. Her zaman kendimizi ham ve gelişmeye yönelik olarak düşünüp hep açık olmalıyız. Buradan zaten hep hemfikiriz. Verdiğimiz mesajlardan en önemlisi bugünkü konuşmamızda bu oluyor. Gidişat o yönde. Ben başka bir konuya değineceğim. Sizinle daha önce yaptığımız söyleşilerde sizin hayata bakış açınızın, çalışma koşulları ve çalışma prensiplerinizin diyeyim daha doğrusu önce öğrenmek, ardından uyarlamak, örneklemek ve uygulamak. Yani siz özellikle sürdürülebilirliği de ayrıca çok ön planda tutuyorsunuz. Zaten sürdürülebilirlik olmasa yapılan çalışmaların bir kıymeti kalmıyor, devamı gelmeyeceği için. Bu anlamda da siz hem üretmek hem sürdürülebilirliği sağlamak bir proje adamısınız aslına bakarsanız. Ben buradan direkt olarak Kent Konseyi'ndeki turizm ayağını size sormak istiyorum. Oradaki kurucu çalışmalarınız, yapmış olduğunuz çalışmalardan biraz kısaca bahseder misiniz? Şimdi şöyle... Talep nereden geldi? Belediyeden mi, siz mi böyle bir eksiklik hissettiniz de şimdi şöyle, böyle bir şey yapalım dediniz? Nasıl oldu? Bu bir süreç, prosesüs. Planlama, programlama ve uygulama. Şimdi şöyle, bir kere öğrenmek, algılamak, kavramak, sentez, antitez, gibi bir takım şeyleri de kendi içerisinde aslında bilimsel bir takım bakış açısını da ortaya koyan bir süreç. Hı hı. Ve öğrenmekten daha önemlisi öğrendiklerinizi unutmamak, öğrendiklerinizi uygulamaya koymak, yani paylaşmak. Paylaştığınız sürece bir anlamı var. İkincisi, size öğretenleri de unutmamak. Defa. Yani, bir kere şöyle, defa ben baktım Vispo'yu kurana kadar yaklaşık 33 senelik işte 15 senesi acentacılıkta geçti. Geri kalan 15 senede iki firmada çalıştım. Ve halen bu iki firmadaki duayenlerimi, üstadlarımı halen iletişim devam ediyor kendileriyle. Bu tabii ki bu yazılı şeyler değil bunlar. Teamüller olarak karşımıza çıkıyor. İkinci konu, öğrendikten sonra benchmarking'e ben çok önem veririm. Hiçbir şekilde tek başınıza bir şey yaratamazsınız. Ekip değil ekip mi? İşi, ekip işi. Ekipten öteye iyice bir hazmetme.
öğrendiklerinizi analize edebilecek noktaya getirme. Ondan sonra zaten o sizi götürür. Eğer o belli bir şeye götürüyorsa sizi yaratmaya yönelik, o zaman zaten devam edersiniz. Mesela ben 2002 yılında bilgisayar mühendisi değilim. İşletme mezunuyum. İnternet sistemini Paris'te teklif ettim şirket sahibime. Daha önce kabul etmedi. O zamanlar internet turizmle çok bağdaşan yaygın bir noktada değildi. Evet. Ve 6 broşür 1200 ürüne sahip çok kompleks bir yapıyım. Project Manager olarak ilk 5 DO'dan bir tanesiydi Fransa'da. Fransa dünyada bir numara turizmde. Kendim öğrenme HTML'i. Muhakememi kullandım. Destinasyon DMC'deki bakış açısını kullandım. Ve sonrasında bir ekip oluşturdum. Ama baştan her zaman için başlangıç noktası var. Hemen burada sözünüzü bölüyorum. Şöyle ki, hani diyoruz ya hepimiz birer mumuz, etrafımızda ne kadar ışık yayıyoruz. Siz bu noktada ışığınızı yaymaya başladınız, doğru mu? Ya şimdi tabii bu ışığı yaymak, yaydığınız ışığı karşı taraf aldığı sürece siz ışık yayarsınız, ışık yayıyorsa yayarsınız. Dolayısıyla bu ışığı alıp yansıtan insanlarla devam etmek her zaman için emeğinizin hakkını ortaya çıkartır. Evet, çok ekip önemli. Ekip ruhu dediğimiz ekip şey ruhu, zaten. Ekip ruhu, işte mesleki etik, kişiliksel özellikler kolay bir şey değil. Evet. Sonrasında yine bir audit, operasyonel şirketler grubunda audit projesi teklif ettim firmama. Hep teklif eden tarafı oldum. Ama başlangıcında... Çünkü üretmeyi seviyorsunuz. Başlangıcında mesela grup servisinde 16 box, evet, 200 box arasında işlerin nasıl döndüğünü öğreniyorsunuz. Öğreniyorsunuz. Evet. Öğrendikten sonra üzerine katabilmek, nasıl daha geliştirebilirim, nasıl daha iyi yapabilirim. Evet. Evet. Ondan sonra zaten bir bakmışsınız, yaratmışsınız. Ha, olumludur, olumsuzdur. Evet. Bu tabii bunları bahsederken birkaç cümleyle mutlaka iniş çıkışlar olan süreç bunlar. Ama tam da oraya geldik. Şimdi Emre Gezgin böyle mi doğdu? Değil. Emre Gezgin'i bu aşamaya gelene kadar birçok başarı veyahut da başarısızlık, yani tecrübe dediğimiz bazı adımlar da, değil mi, takip etti ya da yaşadı. Tabii yani, hani aklınıza gelen böyle çok hani yüzeysel geçecek olursak bir deneyiminizi paylaşabilir misiniz? Yani çok detaya girmeden, hani mesela bir şirket kurdum ama olmadı, başarılı olamadım, hatalarımı gördüm mesela. Şu an benim aklıma gelen böyle bir şey. Şimdi şöyle birkaç tane şey kurabiliriz ama şeyi de tamamlamak isterim. Buna oraya bağlayacağım sonrasında. Bütün bu süreç içerisinde sizler, ben 18 ayına transfer olmuştum Paris'e, 18 ay. İstanbul veya Lizbon, evet, ofisine gidecektim. Orada sanki İstanbul veya Lizbon'a gitmeyecekmişim gibi bana verilen iş tanımında nasıl geliştiririme oynadım. Ve sonra da bir baktım 7 sene Fransa'da kalmışım. Evet. Bazı şeylerim öngörülü olmak iyidir ama bazı şeyleri siz yaptıkça ve yaptığınız şeyler ifade, o da çok önemli. Karşılık bulduğunuz ortamda karşılık bulduğu sürece bir değeri vardır. Mutlaka. Sonra da Türkiye'ye döndüğüm zaman acenta maaşımda yaklaşık %30'un zamanımın, ki çok cesaretli bir rakam aslında. Bazen düşünüyorum, kendimi de eleştiriyorum bu kadar pay ayırmaya. No profit İzmir turizmin gelişimine yönelik, kendi mesleki turizm görgüm ve tecrübeme yönelik katkı kendimce için çalışmalar, evet, yaptım. Yani evet, bir kurum için ne bir dernek için. Çünkü bireysel olarak da insanlar soru işareti sorup o soru işaretinin üzerinde yürüyebilirler. Aslında baktığınız zaman bir açıdan birey toplum için üretkenliğiyle, yaratımlarıyla, kalifikasyonlarıyla, evet, önce bireyin kendi salt değeri topluma yansıttığı sürece toplumun gelişimine evet, ön ayak olur. Evet. Toplumu ayağa kaldırmak için, değil mi, bireylerin sağlam, kaliteli eğitimler almış, evet, sağlam karakterli, ekonomik olarak kendilerini kalkındırmış insanlar olacaklar ki toplum ayaklansın, ayağa kalksın anlamında. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ise tam tersi işliyor, değil mi, mekanizma? Toplum birey için diyoruz. Yani bireyi şimdi kalkındırmak biraz daha oryantalizm var ve şey, evet, var, sağduyu daha mesela şeyden çok daha önemli, mı duygusal bakılıyor? Çok önemli, bravo, çok önemli nokta deriz. Evet. Bir şahsi görüşüm şu, önce ben imgesi ışığını saçmalı ki biz olabilsin. Evet, bizim programımızın kavramları doğru konsepti kullanmak gibi lazım aslında. Hani ışığımızı yayalım aynen, dedik aynen, ya. Aynen, aynen. Kavramları doğru. Evet. Herkesin, herkese
kendi salt öznel değerini verirken o olduğu için vermek ağza anlamsızca sakız gibi ne beni ne de bizi kullanmak doğru değil. Hı hı. Çünkü bu yaratımı ve üretkenliği tamamen tıkayan artı motivasyonu bravo dogmatik ve aynı zamanda düşünmeden bir liderin arkasında görmeden takılan insanları doğrusuz. Bu çok tehlikeli. Çok her açıdan tehlikeli. Dolayısıyla öncelikle cesur, sağduyulu, kendisini rahatlıkla ifade eden bireylerin ortaya çıkabilmesi için o ben kavramının iyi kavranması lazım bir. İkincisi demin bir noktaya değindiniz. Sistemsel olarak galiba değil evet, mi? Evet, evet. Sistemin işleyişinde dedik. Bu bir tehlike doğuruyor aslında ve toplum birey için çabalıyor. Oysa birey toplum için çabalıyor. Ya mesela bir proje örnekler verelim. Tabii örnekler anlatalım. Audit operasyonel projesini ortaya koyduğum zaman bireysel bir yaratımdı bu. Sonrasında biz olduk. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla ifade ederken ben de Skol İzmir Başkanı iken depremle ilgili projemizde yardımcı olan tek tek kişiler kimlerse Skal kardeşlerim onların bunun diğer kişilere, diğer kurumlara ve diğer kişilere hem Skol'da hem diğer boyutta örnek teşkil edebilmesi için bireysel olarak şey yaptık. Şimdi o tabii bir yorum. Evet. İşte ben derken bundan bahsediyorum. Sonuçta tabii ki biz kulüp olarak yaptık. Evet. Biz dünya ikincisi olduk. Bunu biraz açalım. Aynen. Değerli izleyenler, Emre Gezgin 2 yıl önce yaşamış olduğumuz korkunç boyuttaki depremden sonra depremzedelere, evini, yuvasını, hatta hayatını kaybetmiş, yakınlarını kaybetmiş insanlara moral motivasyon desteği olmak. Ayrıca da bir takım fiziksel ihtiyaçlar nedir? İşte yaşama dair, değil mi? Gıdadır, beslenmedir, sağlıktır, barınmadır. Bu tür destekleri sağlamak amacıyla Skal dernekleriyle bir organizasyon hemen kriz masası gibi oluşturup onlara destek oldular. Ben şimdi programımda şunu da yaptık, doğru. Öne tutuyorum. Yani yapılan iyilikler ne olur anlatılsın. Anlatalım, paylaşalım, birbirimizden iyilikleri örnek alalım. Benim tek aslında burada şimdi vermek istediğim mesaj çok bu. Çok güzel bir nokta. Güzellikleri dediniz. Örnek bakın, alalım ki çoğalsın. Bu kulüpçe yani birisi bir proje, bir fikir ortaya atar. Hı-hı. Eğer bu fikir arkadan destek bulmazsa hiçbir efektif bir şey oluşturamazsınız, yaratamazsınız. Şimdi burada bugün ben yaratırım, başka bir gün siz yaratırsınız, bir başka yaratır. Önemli olan arkadaki gücün bunu desteklemesi. Öyle bir ortamda olmalıyız. Dolayısıyla ben İzmir Skal Kulübü'nde kendimi çok şanslı hissettim. Ne başkan mutlu, olarak, üye olarak öncelikle. Evet. İki dönem mi? Bir dönem, 2 yıl başkanlığınız oldu. Yani 1,5 dönem diyelim. Evet. Daha önce no profit yaptığım, çalıştığım projeler üzerine, projeleri Skol'a taşıdığım zaman ne mutlu bana ki bu projelerle aynı değer yargısıyla bakan bir topluluk içerisindeymişim. Harika. Ki değer buldu. Evet. Düşünün bu projeler daha önceden de vardı. Dolayısıyla Skol bütün İzmir'in gelişimine dair Urla projesi olsun, hı hı. Onun dışında işte bizim dünya ikinciliğimiz olsun ki ilktir kulüp tarihimizde, Türkiye'de ikinci örnektir. Evet. Bütün bunların oluşumunda kulüp üyelerinin desteği ve katkısıyla olabilecek bir şey. İşte, doğru. Her şeyi sıralamasına koymak lazım. Biz olabilmek için fikrin bir yerden doğması lazım. İkinci konu şey çok önemli, duygusallıktan bahsettiniz. Evet evet. Bizdeki bizim en büyük eksiklik kişilerin değerlendirmesine, bunu her ortamda da dile getireyim. Liyakat en büyük şey zaten. Yani sıkıntı, orada anomaliler şurada başlar her zaman için ve hep de dile getirilir bu ama önemli olan dile getirdiğinizi uygulamak. Dile getirdiğinizi hani racon dersek sokak bunu şargını, dürüstçe ortaya koymak önemli. Ederiniz o kadardır sizin çünkü. O da şu, bir kere kişinin kişiliksel özellikleriyle mesleki ve diğer özelliklerini batıda bir duvar gibi ayırırlar. Yani kişilik özelliklerini, o benim hoşuma gider gitmez, Rotary'de başkanlık yaptım, Skol'da keza öyle, diğer kurumlarda farklı görevler, sorumluluklar aldım. Hiçbir zaman için karşımdaki kişinin, bu çok önemli, benim için de bir desturdur bu. Bir, hoşgörü, ikincisi turizmciz çünkü. İkincisi,
sabit fikirli ve hoşgörüsüz olanın yeri yoktur burada. Eğer evet. varsa tesadüfidir ya da para gücüyle buradadır. O zaten ışığını da veremiyordur. Ancak zorla veya başka bir sebeple veriyordur. Şimdi buradaki önemli olan şu. Hiçbir mesleğim hiçbir döneminde açıklıkla bunu ve gurur duyarak söylüyorum. İyi ki de öyle. Çok kişi kazandım bu vesileyle. Kişilik özellikleri gördüğüm negatif yaptığı emeği, yaptığı yaratımını hiçbir şekilde birbiriyle özdeşleştirecek bir şeye, bir bakış açısına sahip olmadım. Erdemlilik çok önemli. Çok önemli. İş, en başta ne kadar fatura önemli. Kestiğiniz. Evet. Aynen. Çünkü o zaman bir dürüst, yani objektif davranmanız evet. lazım. Evet. Objektif davranıp davranmış gibi gözükmemeniz lazım. Kendi kandırmamanız lazım. Evet. Zaten başarı ondan sonra geliyor. Kitleler ondan sonra arkanızdan sizi destekliyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Açık sözlülük, net olmak, politik olmamak, politik yerine dengeleri iyi kurabilmek. Bence bunlar liderlikte aranması gereken özellikler. Evet, yani zaten herkesi mutlu etmek zorunda değilsiniz. Değiliz. Ama bulunduğunuz ortamda herkesin saygısını, sevgisini kazanabilecek objektif bağlamda herkes için faydalı çalışmalar yapmak gibi bir sorumluluğunuz var. Bravo. Evet. Şimdi baktığımız zaman evet herkesi sevemeyiz, herkes de bizi sevemez. Fakat herkese saygı göstermek zorundayız ve mevcutlarımızı, hani dedik ya, ışığımızı paylaşalım, efendim birikimlerimizi paylaşalım, yaptığımız iyilikleri dile getirelim, mevcut varlıklarımızı imkanımız ölçüsünde paylaşalım. Şimdi buradan yola çıkarak bu yapmış olduğunuz yardımları da dernek olarak, Skal dernekleri olarak dile getirmiş olduk ve ben ayrıca mutlu oldum ve çok teşekkür ediyorum. Marmaris'te de bu arada Marmaris Yangınları Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu kulüpler inanılmaz bir etkileşimle yardımcı oldular, destek oldular. Hı-hı. Depremde de keza öyle, diğer kulüplerimizden de destekler geldi. Çünkü bizler Skal'da biliyorsunuz Uluslararası Turizm Profesyoneller Derneği olarak dünyanın en eski, en köklü kuruluşlarından bir tanesi. Bu kelimenin altını dolduracak olursam mesleki herkes kendi tablosunu kendisi çizer. Aldığı ışık veya etkileşim boyutunda mesleki erdemliliklere ve olgunluğa bunun içerisinde atarsınız, dürüstlüğü atarsınız. Etik diyelim hatta. Barındıran kişilerin üye olduğu bir kuruluş. Dolayısıyla biz de mesela körü körüne kıskançlık, körü körüne çekememezlik ya da sabit fikirlilik gibi şeyleri barındırmayız, göremezsiniz. Evet. Bu çünkü en önemli şeylerden bir tanesidir bu mesleklerde hep konuşulan. Empati ve paylaşım, doğru anlıyorum değil mi? Ve hep beraber yaşamak keyfini de başarıların ve buradan yüzünden nereye hep beraber geleceğim? Yaşamak. Buradan nereye geleceğim? Özgürlük, kardeşlik, eşitlik. Evet, evet. Ona devam edelim. Özgürlük, yurtta eşitlik, sur, kardeşlik. Dünyada sürüne geçelim. Şimdi tabii oradan. Yurtta şöyle, tabii o enteresan bir şey konuşmuştuk. Fransızcası nasıldı? Liberté. Liberté, égalité, fraternité. Evet, lider. Evet. Dans le pays, dans le monde der Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Dediğimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün biliyorsunuz sözüdür. Yani Rotary'de yaşadığım bir olaydı. Mesela o enteresan bir mektupla farklı bir etkileşimle karşı karşıya geldim. Fransa, Türkiye, o dönemler Rotary Ulusal Komite Başkanlığı yürütüyorum. Fransa'daki olaylar aynı dönemde eş zamanlı olarak Türkiye'de de gerçekleşti bu terör olayları. Evet. Dolayısıyla Fransa'daki muhatabıma bu tatsız ve kötü olayların aslında farklı kültürleri aynı acı altında, aynı keder altında birleştirmesi yönünde bakmamız gerektiğini düşündüren bir yazı yazdım ve sonunda da özgürlük, eşitlik, kardeşlik biliyorsunuz Fransız ihtilalinin meşhur lafıdır. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik ki evrensel bir şeydir biliyorsunuz, ifadedir. Evet. Farklı ideolojiler, farklı inançları barındıran altı çok dolu bir ifade. Çok evet, dolu çok bir çok ifade. Derin bir halen de geçerli aslında bakış açınıza göre. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik için dünyada barış, yurtta barış, dünyada barış şart cümlesiyle bitirdim mektubumu. Mustafa sonra, Kemal Atatürk. Evet. Sonra dediler yurtta barış, dünyada barış açıklar mısınız mektupta geldi. Ben de işte Ulu Ender, Ender'imiz Atatürk'ün bunu söylemesini, neden söylediğini ve bunun getirisi olarak dünya barışına neler kattığını
UNESCO'nun, Atatürk'ün 100. yıl doğum yılını beyz alarak 1981'de Atatürk yılı ilan ettiğini bahsettim. Sonra tesadüf o dönemde Fransa'nın kuzeyi, Hollanda ve Belçika'da bir kültür festivali var, Europalia. Ve Türkiye, her sene, iki senede bir olan bir festival, hı-hı, Türkiye onur konuğu. Bilmiyorum, yani haberim yok yani. Bu tamamen spontane gelişen bir olay. Sonra bir mektup daha aldım, işte Sayın Gezgin, hatta o kulüpte UNESCO'da Rotary'nin temsilcisi, daimi temsilcisi vardı Valencia'da tabii. Dedi, bu cümleyi çok beğendik biz. Dolayısıyla Türkiye'de onur konuğu ülke, füzyon ve pop art tarzında işte Mevlevilikten tutun Türk mutfağına kadar farklı kültürleri tanıtmak üzerine kurulu bir festival. Ve dedi, biz festivali yurtta barış, dünyada barış sloganıyla açmaya karar verdik. Muhteşem, muhteşem. Şimdi bakın, yani Atatürk öyle bir lider ki, bu açıdan bakalım. Sadece nezaketen ve tabii ki yani bir yere bağlamak için, kültürler arasındaki konsorsiyumu ortaya koymak için yazdığınız bir mektuptaki sadece dört harf nelere, dört kelime, evet, ve evrensel olarak evrensel değerler içerisinde nerelere taşıyor. Evet, bu da onun hala büyük karşılık bulmuş. Büyük, evet, büyüklüğünü gösterir. Yani bunu anlamamak mümkün değil. Evet. Yani. Dolayısıyla bu benim için unutulmazca. Benim bir konu daha sordunuz bana. Başarısızlık şu. Şimdi şöyle, başarısızlıklar mutlaka oluyor. Bunu başarısızlık, evet, olarak kendi başarısızlık incelemeniz, demeyelim, tecrübe kazanmak, deneyim diyelim. Veya, evet, beklentilerinizi gibi gelişmemesi bazı olayların mesela. Hı-hı. Mesela Malezya'nın promoda ajantası olmuştuk BİSPO olarak. İki kere uçak düştü. Evet. Malezya uçağı. Evet. Biz hala devam ediyoruz. Yani bir takım şanssızlıklar olabiliyor biliyorsunuz hayatınızda. Mesleki açıdan hiçbir zaman never never give up denir. Evet. Churchill'in de güzel bir lafı vardır. Asla vazgeçme diye. Bu her zaman olacak. Dinamizminizi ve enerjinizi kendi kendinize motive etmek, evet, gibi bir aslında hayat enerjisi, evet, ki var bu. Var bu. İnsanlarda var, gözlemlediğiniz olaylarda var, evet, mesleğinizde var. Tamam, önemli olan onu bulmak. Geliyorum. Şöyle soracağım, sözünüzü valla keseyim. Siz motivasyonunuzu neye borçlusunuz? Çevrenizi siz motive ediyorsunuz. O enerjiniz çok yüksek. Yorulmak bilmeyen bir yapınız var. Onu anladım. Peki siz bu enerjiyi nerede şarj ediyorsunuz, öyle diyelim. Emre Gezgin nasıl dinleniyor? Emre Gezgin beynini nasıl sakinleştiriyor? Zihnini nasıl dinlendiriyor? Vallahi ilk defa böyle bir soruyla karşılaştım açıkçası. Bu kadar söyleşi şu bu içerisinde enteresan. Hiç düşünmedim. Biraz optimist bir yapım var açıkça söylemek gerekirse. Bence olayları içtenleştirirken her ne kadar hafızam çok güçlüdür bu arada. Her iki, evet, tarafı, her iki şeyi unutmam, artısı ve eksisi de. Ama barışçıl bir yaklaşımın her zaman için insanın aslında kendi içerisindeki gücünü ortaya koyduğunu kindarlık gösteren bir kindarlık değil diyorsunuz, benim unutmam. Tabii, esas güçlük unutmamam, benim felsefemde, evet, şeydir. Geçmişten ders almak. Aynen öyle. Evet. Geçmişten ders almak. Doğrunu, sizin doğru bildiğiniz şekilde karşı taraf nasıl davranırsa davransın, o sizin üstünlüğünüzü gösterir. Yani karşıdakinin yaptığı yanlışlara göre aynı yanlışı yapmak küçültür. Bir de şu var, hani doğrulardan bahsettiniz ya. Biraz da şeyden, pardon sözünü unutmayın, geliyorum, sona geliyorum. Enerjimi nereden alıyorum derseniz, sosyallik çok önemli. Yani çok yönlülük, yani çok yönlülük dediğim, bir tarafta spor, bir tarafta gezi, bir tarafta okuma. Golf oynuyorsunuz bildiğim kadarıyla. Oynuyorum, evet. Yani son zamanlarda pek takip, hatta onunla turizm ile ilgili bir araştırmalar yapmıştım. Ama 3 tane golf sahası olduğunu öğrendim, olması gerektiğini. O mesela çok önemli bir araçtır, golf. Ama onun dışında her zaman dibinizde yok tabii ki. Optimist bakmak. Evet, pozitif. Diyalog çok önemli. Yani, hı, diyalog %100 önemli. Yani bu bağlamda öyle bir yapım var. Bir enerjim yüksek, evet. Çok hep güzel. Ne verebilirim, nasıl yardımcı olabilirim, nasıl bir şey etrafımla
paydaşlaştırabilirim şeklinde. Ama tabii ışığımı nasıl yayabilirim derdindesiniz aslına bakarsanız. Belki tabii. Bilinçli ve programlı olmadan içgüdüsel olarak böyle bir yaklaşımdasınız. Bulunduğunuz çevrenin onu algılayacak kapasitesine sahip olması lazım. İzmir çok güzel. Sizin de o, bizlerin de aynı kapasiteye sahip olması lazım. Tam tersi edilgen olduğumuz zaman da bu karşılıklıdır. Zaten öyle bir zümrede yoksa zaman harcamanıza da gerek yok demektir. Aslında baktığınız... Ben şanslıyım ki o zümrelere denk gelmiş. Skol olsun, diğer kurumlar olsun. Aslında o baktığımız devam zaman beyin kıvrımlarımız da parmak izlerimiz gibi eşsiz ve özel. Herkesin kendine özel. Dolayısıyla bir vericiden gelen herhangi bir uyarını siz ayrı algılıyorsunuz, ayrı yorumluyorsunuz. Ben ayrı algılıyorum, ayrı. Yani dünyadaki insan sayısı kadar ayrı yorumlanıyor. Ayrı. Dolayısıyla eğer ortak bir paydada buluşmak, bir şeyler üretmek, bunun sürdürülebilirliğini sağlamak istiyorsak bazı yönlerimizi de törpülememiz gerekiyor. Bunu anlıyoruz değil mi? Çok doğru. Törpülememiz, aynaya bakmamız gerekiyor. Evet. Tabii ki insan bence her ne kadar 30 yaşına kadar kişilik oluşumu için gerekli bir süreçtir dense bile biraz daha o konuda ben reaktifim. 52 yaşındayım şu anda. Maşallah diyelim. Belki 60, ben şöyle bir hayat kurusu içerisindeyim. Teşekkür ederim. 60 yaşında da 52 yaşında gibi olmak istemem. Anlatabiliyor muyum? Daha hani bazı şeyleri kendi içimde çözümlemiş olarak kabul etmeyi hayal ederim. Ama enerjiniz devam etsin ki. Açıkça getirmek lazım. Tabii. Yani bir kere insan çok projelere imza atabilirsiniz. Aynen öyle. Herkesin kendine göre mizacı var. Kişiyle mizacın uyduğu zaman o zaman daha üretken oluyorsunuz. Şimdi ikisi ayrı konular. Evet. Fakat diğer taraftan üretkenlik önemli, yaratım önemli. Çalışmaktan daha önemli bir şey var. Çalışırsınız da boşa çalışırsınız. İnanmak çok önemli. Sevmek, inanmak. Ve inandığınız, çalıştığınız şeyleri değecek bir çevrede kullanmak önemli. İnsan olsun, toplum olsun, araç olsun. Bu çok önemli. Bir şeyim var mesela, çok tez canlıyımdır, reaktifimdir, açığımdır, net olmayayım. Öyle demek ki hayat. Sonuç odaklısınız. Sonuç odaklıyımdır. Fakat Asuman Hanım, hiç kimseye kıskanmadım şu ana kadar. Hep önüme baktım. Tek rakibim kendim diyorsunuz. Yok, rakip değil yani insanları rakip olarak görmek yerine tam İşin tersi. İşin esprisi hani biz gençken yazardık ya, duvar yazısıydı aslına bakarsanız kitaplarımızda, defterlerimizde tek rakibim Türk Hava Yolları diye. Rakip olmak yerine işbirlikçi olmak, beraber olmak, aklını kullanması gerekir. Bizde oryantal kültürde açıkça söylemek gerekirse trajikomik olaylarla da biliyorsunuz karşılaşılıyor. Açıkça söylemek daha çünkü doğrusu bu. Yani açıkça bir şeyleri, bir de ona önem veririm. Ben klişe şeyleri hiç sevmem. İfadeleri, klişe cümleleri. Yani samimiyet, dürüstlük, yani iyi niyet. Altı bunlar dolu olması lazım. Evet, kesinlikle. Ancak öyle ışık dediniz ya, yani bence öyle veya böyle tartışma ortamı yaratmak bile güzel bir şeydir. Bizim ihtiyacımız var ülke olarak. Ama ülkemizde tartışma, kavga anlaşılıyor. Münazara, yani aslında tartışma, münazara, bir konuyu masaya yatırıp konuşmak, herkes fikrini söylesin. Yani kabullendirmeye çalışmak değil. Bizim ülkemizde siz konuşuyorsunuz. Benim kabul etmemi bekliyorsunuz ya da ben konuşuyorum, karşımdakini kabul etmesin. Başlangıç çok önemli. Ve uğraşıyorum. Bu bizde kavgaya dönüşüyor. Bizim ülkemizde böyle bir kültür var. Bunu yıkmalıyız artık. Doğru. Başlangıç noktası çok önemli burada. Konuşmayı, aslında tartışmayı, münazarayı bilmiyoruz. Çok doğru. Başlangıç noktası, oradan bahsediyorsunuz aslında. Evet. Başlangıç noktası kendi fikrinizi tamamen karşıdakine empoze etmek. Karşıyı dinlemiyoruz. Enflüanse etmek. Evet. Körü körüne strateji geliştirmek olduğu sürece hiçbir yere varılmaz. Güç dengeleri unutmamak lazım. Her zaman değişir, değişecektir. Ama insanların diyalog içerisinde karşıdakiyle etkileşimdeki konuşlanması esas bırakacağı imajdır. Dolayısıyla empati yapmak çok önemli. Yapabilmek mümkün olduğu kadar. Hiçbirimiz tamamen yapamıyoruz ama yani şey skalasına baktığımız zaman Skol'da olsun, Rotary'de olsun, diğer şu an federasyonda görevim, çok mutluyum. Çok iyi bir yönetimle beraberiz.
güzel Savaş bir... Bey'i de konuk ettik. Savaş Bey zaten benim başkanımdı. Savaş Çalakoğlu, buradan kendisine selamlarımızı gönderelim. Evet, federasyonda başkanımdı. Çok, evet, evet. Çok hepsi, çok sevdiğim kardeşlerimle başkanlık yaptım. Ankara'da eş başkanlık. Kendisi. Evet, evet, şu anda da devam ediyor. Gerçekten programımızda arkadaş oldu. Programımızda konuk oldu zaten, onu da sizden önce hatta yayınlayacağız. O da size selamları vardı ya, o zaman geldiğinde. Sağ olsun. Evet. Çift başlı kartal da uğurladı beni. Onu hiç unutmayacağım. Ve çok naif bir karakter o da. Çok çok muhteşem çok bir insan. Çok evet. İleri görüşlü ayrıca. Bir otel genel müdürüdür. Çok beyefendi. Çok beyefendi. Dolayısıyla doğruya doğru yanlışa yanlış söyleme şeyine sahip. Ve kırmadan bunu becerebilmek zaten çok büyük market. Şey, önemli olan da o. Evet. Dolayısıyla bütün bu işte bakın etkileşim, yani evet, o çevrede olduğu zaman kendinizi daha üretmeye yönelik, daha yaratmaya yönelik, daha dayanışmaya yönelik, kendinizi daha hevesli görüyorsunuz. Değer yaratmak. Değer yaratmak. Hayatımızın tabii, hani geldik gidiyoruz ama bu arada ne yaptık? Doğum ölüm. İki nokta arasında biz yolu alırken hayatta mı kaldık, hayatımızı mı yaşadık? Tabii. Birilerine dokunduk mu yoksa sadece içimize kapanıp kendimiz için mi çabaladık? Aynen öyle. Bunların muhasebesini yapmamız bir gerekiyor. Bir şey daha önemli, ben bunu yazılı olarak da dile getirdim. Ve yazılarınızdan da bahsedelim kısaca. Tabii. Yazıyorsunuz da, yani fikirlerinizi paylaşıyorsunuz. Evet, yani şeyim yok, mesleki eğitimim yok ama paylaşır, yani konuşuruz. Şimdi şunu unutmamak lazım, bunu dile de getirdim kendi platformlarımızda. Skol İzmir Başkanı iken Turizm İl Müdürlüğü'nde Uğur'la çalışmalarımızdan ötürü ki o konuya özellikle İzmir'in Gaudisi yok ama turizm şehri olabilir sloganıyla girdim. Gaudisi yok ama turizm aynen, şehri olabilir. Buradan duyulsun. Aynen öyle. Ondan sonra evet, hep beraber çalışmalarda bulunduk. Uğur'la da özellikle bu konunun altını çizerekten sponsorluklar yaptık şu falan. Dünya ikincisi olduk sonrasında yeni Tunç Başkanım'la beraber Skol Levent Gösten ve sevgili konakçı Sydney School'daki IIPT aynı zamanda temsilcisi bir üçlü saç ayağı olarak Türkiye'nin ilk Zeytin Barış Parkı'nı açtık. Üretkenliğe devam. Şimdi bakın iki tane bakış açısı vardı burada. Bir oraya oksidantal ya da oksidantal demeyelim. Yani batı kelimesi kullanmayalım. Medeni doğru olan ne güzel. Ortak doğru diyelim. Ortak ya da, doğru. Evet. Ben öyle görürüm. Hı-hı. Çünkü biz şu anda koltukta oturuyor muyuz, sizinle konuşuyor muyuz? Daha öncesinde 20 sene önce belki 30 sene önce ben de seyredendim, koltukta oturan değildim. Tamam. Dolayısıyla hep şöyle bakmışımdır, görevi bitti ama devam ediyor çalışmalarına. Bu olması gereken, bir de kabul edilmemesi gereken, o konuda çok biraz sert çizgilerim, dışlanması gereken, izole edilmesi gereken diğer bakış açısı var. Neden yapıyor? Yine ön plana çıktı. Yani bu şimdi tür eleştiriler motivasyon eleştiri olamaz mı zaten? Zihinden bile geçirilemez. Bunların varlığı da çok fazla sürmez. Allah'tan da yok. Bu düşüncelerin en azından zihine getiremeyecek IQ ve EQ kapasitesi sahip turizmcilerle beraber. Ne mutlu. Zihinden bile geçiremeyecek. Evet. Önemli çünkü hepimiz yaptığımız emeğin karşımızdakinin verdiği değeri bilmek standardına sahibiz. Sonrasında bakın şeye geleceğim, hala devam ediyorum. Enerjim devam ettiği sürece de edeceğim. Ben buradan hemen lütfen bir parantez açmama izin verin. Baktığımız zaman aslında hani bildiğimiz klasik rehber tanımı vardır ya, çiçek elinde dolanır, grubu çiçek, sürü halinde şurada şu biraz, burada bu bir iki saatlik panoramik gezi yaptırır. Tarih eserler hakkında çok kabaca belki emin olmasa da doğruymuş gibi anlatır. Biz de onları bilmeyiz, aa öyleymiş der geçeriz. Sonra serbest zaman der, herkes bir yere dağılır, dönülür akşam yemeği. Bu şeyin dışında bir rehberlik anlayışı, ülkeler tanıtımı misyonu artık var. Ve siz çok bunun doğru öncülerindensiniz. Yine konuğumuz Cenk Bulut'tu. Ya Cenk bizim rehberlikten arkadaşımın önünde ajantamızın rehberlerinden evet, çok sevdiğim bir dostum. 25 senelik geçmişimiz var ve konusunda uzmandı Türkiye'de. Evet, evet. Şimdi şöyle bir kere şeye gelecek olursak yazılar. Ben bedelsiz yazıyorum bir. İkincisi İşte paylaşmak istiyorsunuz. TÜRSAP üyesiyim ama TÜRSAP tarafından görevlendirilip, SKAL üyesiyim ama SKAL
tarafından görevlendirilme şeklinde yazmıyorum. Tamam. Bireysel, evet. Kişisel, hı-hı. Üç, sübjektif. Hı-hı. Dört, olmazsa olmazım, hayat felsefemde ben özgür bir insanım. Bağımsız bir insanım. Evet. Dolayısıyla baskı hissetmeden yazıyorsunuz. İyi ki. Düşündüklerinizi yani, yansıtıyorsunuz. Geriye baktığım zaman o çok önemli. Evet. İnsanın tabii ki içindeki şeyle bağlantılı. Bir baskı altında bir bağlantıyla hayır. Yazmak, fikirlerinizi özgürce ifade etmek. Ne söylerim ne de yazarım. Olmaz. Böyle evet. Yani özellikle bu tarz insanlarla beraber olduğum sürece hem gelişimini sağlıyorsunuz evet. Kendiniz hem kendinizi de aşıyorsunuz. Kendiniz bakın. Gelişimini sağlıyorsunuz sonuçta. Siz benim kendi müzikle ilgili gelişimimde de farklı bir nüans getirdiniz. Şöyle ki değerli izleyenler, konuklarıma ben sürpriz yapıyorum. Ama daha öncesinde program izlendikçe ya da konseptten bahsettiğimizde bir bölümde de müzik yapıyoruz diyorum. İşte ut çalıyorum, şarkı söylüyoruz vesaire. Şu ana kadarki yaptığımız çekimlerde konuklarımdan bir şarkı talebi gelmedi. Ya da geldiklerinde de hani birlikte söyleyelim tamam ben o eseri alıyorum. İlk defa diyeyim daha doğrusu Emre Bey'den geldi. Şu eseri yapabilir miyiz dedi. Evet bildiğim birkaç şeyden bir tanesi ama, çünkü o yüzden. Diğer konuklarımdan gelmedi. Ben gelecekte olacak konuklarımdan da böyle bir istek bekliyorum. Birlikte daha güzel olur. Ya istek demeyelim de şey yani hani hazır vallahi, bulmuşken falan. Şöyle evet, söyleyeyim. Zaten profesyonel bir iddiamız yok burada. Yok canım. Ne benim ne sizin. Ben öyle hiç değilim. Ama öyle, demeye öyle, getirdim. Öyle hiç değilim. Yani. Özellikle üzerinde durmak istediğim nokta şu. Sizin istediğiniz eser benim repertuarımda yoktu. Ben o eseri aldım, çalıştım ve icra etmeye uğraştım. Söylemeye, seslendirmeye çalıştım. Ne oldu? Benim gelişimime de bir katkı sağladınız aslına bakarsanız dolaylı yoldan da olsa. Ha, ben repertuarımda olan bir eseri de söyleyebilirdim ama ben de gelişmeye, üretmeye ve dolayısıyla ne da güzel. Daha iyi çalabilmek amacıyla aslında daha farklı eserler icra etmeye çok incesiniz. Gereği var. Tek bir parçadan bile bunu çıkarımları yapmanız hayat böyle bir şey ne aslında. Güzel, iyi bir şey yapmışım demek ki. Evet, evet. Yazı konusuna geleceğim. Turizm gelişimine yönelik düşüncelerimi, çalışmalarımı aktarıyorum. Ve bedelsiz, gönüllü olarak. Onu bahsetmiştim. Evet. Ama daha da önemlisi, TRT Turizm Belgesel Programı yaparken de 10 sene önce aynısıydı. Hı-hı. Aynı şey geçerliydi. Aslında 30 senelik turizm yaşamımda birçok konuda ister istemez paylaştığım diğer meslektaşlarım gibi şeylerim var. Ama şunu hiç unutmamak lazım ki aynı zamanda yönlendirmeler yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Evet. Mesela şu konuda uzman şu kişidir. Evet. Onlarla görüşmeniz. Başkalarıyla evet tabii. Yani her şeyi bakın, kendiniz üstlenmeyin. Lafta kalmaması lazım. Evet, yaptığınız evet, aksiyonlar boyutunda ederiniz vardı. Bir de o zaman çok büyük haz alıyorum. Gerçi bu benim en büyük paylaşmak, mutluluğum. Paylaşmak işte doğru kişi doğru şey yaparsa toplumumuz gelişir. Evet. Çıkarınız yok o kurumda bir çıkarım var ben onu şey yapayım tutayım yok bu kurumda böyle ucuzluklarla biz ilerleyemeyiz. Evet. Bakın kelimeleri çok dikkatlice seçiyorum çünkü biz burada lay lay lon programı yapmıyoruz. Ben zaten lay lay lon bir adamım. Yani kral çıplak demek lazım. Kral çıplak dediğiniz sürece ilerlersiniz. Marjinaller toplumu geliştirip daha geliştirmedikleri bilinmez ama toplumu olgunlaştırırlar. Hep savunuyorum. Ve marjinal kavramı Avrupa'da farklı, Türkiye'de farklıdır. Çok bazı farklı şeylerin standartı bizde marjinal görülebilir. Bu tamamen düşünsel ve eylemsel felsefi yapısıyla bağlantılı, level'la bağlantılı. Evet. Seviyeyle affedersiniz. Yazılarımda arada bir yazdığım, işte Dünya Gazetesi'nde yazıyorum, Turmak'ta yazıyorum. Sonuçta farklı noktalarda ama daha fazla en son zamanlarda yönlendirme değerli dostlarımın, değerli meslektaşlarımın kendi uzmanlık alanlarında bu platformlarda yer alması bana evet. Hani mutluluk veriyor. Ne bu bir has, bu keyif. Evet, tabii ki manevi has. Dolayısıyla çok şey önemli. Çünkü hiçbir zaman için şeyim olmadı endişem. Aman yani başkası benim kendi şeyimden gölgede bıraksın ya. Bölgede bıraksın. Şöyle söyleyeyim. Soğat. Yani o rahatlığı gösterme. Bakıyorum ben bazı mesela STK'larda görüyorum. Farklı sektörlerin. Hepimiz görüyoruz. Korkuyor adam ya. Siz bir şey yaptığınız zaman yaptığınız şey hiç önemli değil. Korkuyor. Yani suratından belli, konuşmasından belli.
Şimdi yani acısan bir türlü, ayıplasan başka türlü, üzülsen başka türlü. Ama neye üzülüyorum biliyor musunuz? Keşke 3-5 laf edip birileri forme edebilseydi, doğrusunu gösterebilse bu insanlara. İnşallah diyelim. Çünkü bizle başladık değil mi? Evet. O bizim yöneten ben var ya, lider. O ben bir takım köklü, açık ve objektif değerlere hitap eden, gerçekten lafıyla mafıyla davranışıyla değil, gerçekten hitap eden liderler olmazsa o zaman bizim işimiz zor. Evet. O yüzden o konuda ister reaksiyonunu almayın, bu kişilik özelliği, evet, açık olmak, kendi doğrularınızı ortaya koymak, özgürce ifade etmek bence çok güzel. Bunun arkasında başarılı falan, bizim, ben hiçbir zaman odaklanmadım bir ödüle, olabilirdi de. Evet. Odaklanmadım. O yanlış da değil, belli bir konuda ödül almak, şunu falan filan. Bir dünya, işte dünyanın en iyi kulübü adaylığımız var. Şu andaki yönetimde Dünya Kongresi'ne aday. Çok çalışan, çok doğru metodolojiyle götürüyorlar. Ben de bir köşesinden tutuyorum PCO'lar içerisinde, filmin yapılmasında ve diğer iletişimlerde. Kendi tecrübemi şu andaki başkanımla ilgilenimle yansıtıyorsunuz. Evet. Ben de başkan olmadan diğer başkanlar benimle tecrübeleri paylaşıyor. Evet. Bunda ne azımsar, ne kişi yapılacak bir şey, hiçbir şey yok. Olması yani. Gereken aslında. Olması gereken bu. Rotary'de de böyle, başka derneklerde de böyle. Sözümüzü bağla belelim mi? Evet. Müzikle belelim. Peki. Haydi bakalım. Değerli izleyenler, müziğe geçiyoruz şimdi. Çok güzel bir eser seslendireceğiz. Konuğumun isteği üzerine yine sohbetimiz devam edecek. Kapanış oldu. Evet. Yani tebrik ederim gayet. Teşekkür ederim. Hatasıyla, sevabıyla, günahıyla diyelim. Şimdi böyle birebir hiç solist dinlememiştim. Hele hele bir programda yani. Evet, o açıdan evet, bence çok güzel ederim. Düşünmüşsünüz. Müzikle kapatmayı. İzmir müziğiyle kapatalım istiyorsanız, turizmle, ne dersiniz? Evet evet, onu konuşalım. İzmir'in turizmi ve hedeflerinizle kapatalım programımızı. Verdiğiniz mesajlar harika. İzmir turizmi gördüğüm kadarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, onun altını çizmek lazım. Bir kere
doğru zamanda doğru bir turizm trendini yakalayıp ona paralel projeler geliştiriyor. Sürdürülebilir turizm ilkeleri çerçevesinde İzmir'in kendi doğal ve kültürel değerlerini yurt dışına destinasyon tanımlaması aksanıyla oluşan bir strateji bu. Şu ana kadar hiç düşünülmemiş. Yani sadece Meryem Ana ve Efes. Efes. Ben her zaman bunu savunurum. Evet. Biz onun dışına çıkalım artık. Binlerce yıl onun sırtından para kazandık. Acentacı, tur operatörü. Biraz geliştirmeliyiz diyorsunuz. Kendimizi yaratması lazım. 15 sene önce de Fransa'dan döndüğümde bunu söylemiştim. Sizlerin bir şeyler yaratması gerekiyor. İki, hep beraber yaratmamız lazım. Harika. Hiçbir endişe olmadan. Profesyoneliz çünkü erdemli profesyonelleriz. Birliktelikle yapmamız gerekiyor bu işleri. Burada SKOL Türkiye Federasyonu'nun da aslında Sadık Altıparmak Yönetim Kurulu yoldaşlarının buradan da buradan selamlarımızı iletelim kendisine. Onların da etkileşimi İzmir'e diğer şehirleri olduğu kadar epey katkıları var. Dünya Kongresi'ne aday bir SKOL derneği ki yaklaşık 40 milyon dolarlık bir gelir eğer kazanırsak bence kazanacağız. Süper. Hak ediyoruz. Çok iyi bir yönetim, çok iyi bir çalışma yürüttüm. Çoğu da yoldaşlarım. Evet. Geçmiş dönemler. Ne mutlu. Dolayısıyla hep beraber güzel bir İzmir turizminin geleceğini kurgulamak aydınlatalım üzere. Aydınlatalım diyorsunuz değil mi? Evet. O yola çıkıldı. Evet. Fakat sabırlı olmak lazım. Bizim en büyük eksikliğimiz Akdenizlik dersiniz, şu bu dersiniz. Hemen bir takım şeyleri bekliyoruz karşıdan. Biraz sabırlı. İki bir şeyler yapmaya çabalayanları da açıkça söylemek gerekirse birçok sektörde görüyorum. Yaptıkları veya ortaya koydukları şeyi kimi zaman bazı çevrelerde gözlemlediğim kadarıyla bir tehlike olarak görüyoruz. Çok zor, çok kötü bir şey. Aslında tam tersi, başında söylediğim gibi kişiliksel özelliklerini karşımızdakinin ve öznel çıkarlarımızı bir tarafa bırakıp bunu ortak bir ruh içerisinde, ki bu yakalandı bence bu hava. Tamam, yani iyi bir dönemdeyiz. STK'lar, TÜRSAP olsun, İZRO olsun, diğer STK'larla beraber çok güzel şeyler çıkıyor ortaya ki bunlarla gurur duymalıyız İzmirli olarak. En son olarak da Aturjet'te de yönetim kurulu üyesiyim ve orada İzmir'e altın elma verilecek. Bu çok önemli bir şey. Evet. Çok önemli bir gelişme. 60 ülkede var olan Uluslararası Turizm Gazeteleri ve Turizm Yazarları Federasyonu'nun İzmir'e altın elma ödülü. Harika. Burada İzmir Büyükşehir Belediye'miz ki Sayın Tunç Sayar her türlü atılıma, gelişime son derece vizyoner, çok açık söylemek gerekirse ve değer vererek yaklaşan bir belediye başkanımız var. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Evet. Dolayısıyla İzmirliler biliyorlar değerini. Tabii. Yani yolumuz bu. Kent Konseyi derken de Kent Konseyi'nde de bir takım projelerimiz var. Bir başka programda onu konuşuruz. Tabii. Kent Konseyi'nde çok bizler çünkü gönüllülük yaptıklarınız çok fazla çünkü. Üretiyorsunuz, etrafınıza yayıyorsunuz. Bunu anlamanız çok önemli ki bunu anlayanlarla beraberiz. Ne mutlu. Ve onlardan da destek alarak beraberiz. Bugün olur, başka şey olur fark etmiyor. Ama insan neyi hatırlıyor? Bu yaratımların veya bu girişimlerin konsey üyelerimiz olarak destekleri unutmuyor. Unutulmaz da. Evet. Biz bugün buradayız, bu aşk gibi başka taraftayız evet, ama evet. Bu desteklerle biz zaten motivasyon kazanıyoruz. İlerliyoruz. Dolayısıyla acentacılıktaki destinasyon tanımlamasında da değişecek konular var. Kuzey Ege çok önemli. Altında, özellikle altını çizerek yazılarımda da söylemlerimde de bahsediyorum. Gastronomi turizmini artık klasik programlara da monte ederek bunu kitlesel olarak geliştirmek çok önemli. Bir tane çok buradan önemli. Yürüdü gitti değil mi? Sırf yani gastronomi meraklarını değil aynı zamanda öyle bir ilgiyi yaratmak için talebin yaratılması çok önemli programlarda. Tarih eserlerin yanında bu tür yaratıcılıklar gerekiyor. Doğa, işte low tech turizm, green turizm bunu artık gelenekselleşmiş bir takım turizm programlarını serpiştirmek lazım. Cazibe merkezi haline getirmek için İzmir'i
bütün çabalarınızı sarf ediyorsunuz. Ben bunu anlıyorum. Tematik parklar önemli. Başka bir zamanında konuşuruz. Yine onları evet çok konular Öyleyse, der ya. Çok gelişmiş çok bir şeye sahibiz İzmir evet, olarak. Ne mutlu. Hem turizm değerler çok fazla değerlendirip sunabilmek önemli olan sizin gibi insanlar olduğu sürece üretmeye devam edeceğiz. Hep beraber. Hep beraber üreteceğiz. Hep beraber keyfine varacağız. İnşallah. Hep beraber paylaşacağız. Evet, çok teşekkür ederim. Dolayısıyla hayat insanlar için. Evet. Öyle değil çok mi? Çok teşekkürler. Peki. Değerli izleyenler, bugün gene çok ışıklı bir konuğum vardı. Sayın Emre Gezgin'i ağırladık. Bize birçok konuda projelerini, hayata geçirdiği projelerini anlattı. İzmir'e sunduğu katkıları gördük. Özellikle turizm alanında. Kendisinin karakterini gördük. Paylaşımcı, üretken, sürdürülebilirliğe önem veren bir insan olduğunu ve hoşgörülü. Gözlemledik. Ve hoşgörülü. Evet, en evet. Onu şey, lütfen en önemli. Olabildiğim hoşgörü kadar, zaten değil mi? Kadar. Herkeste olması gereken dürüstlük ve hoşgörü olması gereken erdemler. Dünyanın insanı olmak hoşgörülü. Evet, evet. Dünya zaman. İnsanı olmak. Dolayısıyla böyle bir konuğum vardı. Girişken. Onunla zaman geçirmek yine çok keyifliydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir başka ışıklı dakikalarda yeniden birlikte olmak, yeniden ışıklanmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, esen kalın.